Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri. Bugün sizlere hayatım boyunca oynadığım 5 adet mükemmel bilgisayar oyunundan bahsedeceğim. Mesela SWAT 3. Çoğunuz oynamış mıdır bilmiyorum. Yaşı genç olan arkadaşlar muhtemelen oynamamış olabilirler. SWAT 4'ü oynamışsınızdır ama SWAT 3 içerisindeki taktik, telsiz konuşmaları, karakterlerin hareket ediş biçimleri tamamen gerçek SWAT ajanlarından alınmış ve kopyalanmış bir oyundu. SWAT 3'ün çok gerçekçi olması nedeniyle de birçok ödüller aldı zamanında. Yani yılın ödülü falan, yılın oyunu falan seçilmişti yani. Sierra stüdyolarının tabii sonradan battı bir şeyler oldu falan ama kesinlikle oynamanız gerekiyor. Multiplayer desteği var sanırım, LAN'dan oynanabiliyor yani, lokal area network'ten oynanabiliyor ama hiç oynayamadım, ben çok denedim. Halen daha bilgisayarımda, hani böyle yüklesem oynarım yani, yüklü bile belki yüklemişimdir bile, belki bir laptopumda falan vardı bir ara. Muazzam bir oyun arkadaşlar. Teröristlerin işte tek tek gidiyorsunuz, kelepçeliyorsunuz teröristleri. Arkadaşlarınıza komut veriyorsunuz, ekip arkadaşlarınıza. 3 tane ekip, 4 tane ekip arkadaşınız oluyor. Red ve Blue Team diye ikiye ayırmışlar. Onlara böyle işte kapıya bak, kapıyı aç, işte kapıyı böyle aynayla tara falan gibi, böyle çok değişik ekipmanlarla böyle komutlar veriyorsunuz. Hepsi İngilizce olsa bile yani o disiplini çok güzel anlatıyor size. Airsoft'ta da mesela bunu kendi takımınıza uygulayabilseniz çok şükala olur. Tabii hani zor yani. Airsoft'ta sonuçta gerçek insanlarla oynuyorsunuz yani, yazılım değiller. Ama hani atmosferi harika. Kesinlikle bir Airsoft'un oynaması gereken yegane oyunlardan bir tanesi SWAT 3'tür arkadaşlar. Bunu lütfen oynayın. Edinebiliyorsanız Steam'de var, alın. İkinci oyuna gelecek olursak, gerçekten beni o da çok etkiledi. Halen daha etkilemeye devam ediyor. Arkadaşlar, Company of Heroes. Benim en beğendiğim oyun ve bir Airsoft'çunun kesinlikle oynaması lazım. Neden diyecek olursanız, oynayış biçimi çok basit. Oynama biçimleri çok basit. İki tane oynayış biçim var en çok oynanan. Bir tanesi Victory Point Control. Bu bir real time strateji oyunu, yani gerçek zamanlı strateji oyunu. Birliklerinizi yukarıdan böyle izometrik bir görüşle kontrol ediyorsunuz. Yani işte bu neydi ya? Command and Conquer, Red Alert'ler falan filan oynayanlar bilirler. Hafif onlara benziyor ama daha kolay. Yani üniteleri çıkarması falan, binaların kurması. 4 tane ana bina kuruyorsunuz. Direkt oyun başlıyor zaten. Ve oyunda hız çok önemli. İşte orada mesela bir mesela MG Nest var diyelim karşı takımın, karşı düşman oyuncusunun. Onu mesela nasıl flankleyeceğinizi görüyorsunuz, bilmem ne. Oyuncuların gene konuşmaları, o şeyleri pardon. Oyundaki yönlendirdiğiniz o karakterlerin konuşmaları falan gerçekten çok iyi. Geç ödüllü yine Relic. Relic Company'ydi sanırım, aynen. Relic Company'nin bir oyunu. Relic Studios'du. Relic Studios'un bir oyunu. Kanadalı bu takım. Company of Heroes 2'yi de çıkardılar. 2 de güzel. 2 de gerçekten çok başarılı bir oyun. Oynayışı çok kolay. Öğrenmesi çok kolay bir kere. Yani Airsoft'ta da hani ona yakın sayan mesela oyunlar oynuyoruz biz. O yüzden bir Airsoft'çunun kesinlikle oynaması gerekiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda geçmesi, hani şeyin tarzının o olması çok önemli değil ama kesinlikle bir Airsoft'çunun oynaması lazım. Orada da mesela genel olarak yani büyük bir batalyonun hani nasıl yönetilebileceğini orada gösteriyor size. Yani ne işe yaramalı, nerede kullanırsın gibi. Bu da mesela Airsoft oyunu tasarlayacak olan, mesela tasarlamak isteyen arkadaşlar varsa, ya da bir alanda büyük bir Airsoft oyunu tasarlayıp oynatmak isteyen arkadaşlar varsa, gerçekten ben çok iyi işine yarayacağını düşünüyorum. Üçüncü oynadığım ve çok etkilendiğim ve hani Airsoft'ta da bir fiil oradaki bazı mekanikleri alıp arkadaşlarımla denediğim bir oyun. Hatta Rainbow Six senaryosu diye yazmıştım ama aslında Ghost Recon Wildlands. Şimdi Ghost Recon Wildlands oynayanlar, özellikle PvP'si, çok sıkıcı bulabilirsiniz. Yani çok böyle tek düze bulabilirsiniz. Evet, hakikaten de baktığınızda öyle
Ama mekanikleri ve şeyleri çok güzel ayarlanmış. Yani oyuncular aynı Rainbow Six Siege'deki gibi. Oyuncuların birbirine olan bu hani taş, kağıt, makas gibi böyle özellikleri çok güzel ayarlanmış. Yani üstünlükleri ve zayıflıkları. Çok gerçekten çok güzel ayarlanmış. Airsoft'ta da buna benzeyen şeyler yapılabilir ama tabii yine dediğim gibi yazılım değil yani. Airsoft'ta oynayan insanlar gerçek insan olduğu için bunu biraz yapması zor oluyor. Yani insanların o kurallara uyması falan biraz zor oluyor ama gene de ayarlanabilir. Mesela benim en çok şey hoşuma gitmişti. Bu Rainbow Six Siege'de de vardı. Düşen arkadaşınızı bir başkası kaldırıyor. Bir de third person shooter bir oyun bu. Yani üçüncül görüşlü bir oyun. Mekan algınız, mekanda nereye saklanmalı, ne yapmalı, ne yaparsam insanlar beni göremez, yani ne tarafa giderler, görevlerin yapılma biçimi mesela orada da farklı farklı görevler var. İşte iki tane yere bomba kuruyorsunuz, o oyunun içerisindeki görevlerden bahsediyorum. PvP senaryosundan bahsediyorum. Sakın single player senaryosundan bahsetmiyorum yani bunun. Çünkü single player senaryosu çok kötü gerçekten, berbat. Ama PvP'sinde mesela bomba imha var. İki tane yere ayrı ayrı bomba kuruluyor. Bir takım onları defans etmeye çalışıyor. Diğer takım onu ele geçirmeye çalışıyor. Ve karakterlerin farklı özellikleri olması çok hoşuma gidiyordu. Yani mesela bir tane mortar droncusu var mesela. Drone'la sadece mortar atıyor belli bir yere. Bir tanesi gaz droncusu. Ondan sonra sadece iyileştirmeci mesela bir tane doktor var. Onu sonradan getirdiler. Ondan sonra drone'la iyileştirme yapan başka biri var. Önceden hani böyle hep drone merkezci gidiyordu oyunun karakterleri. Sonra biraz değiştirdiler ve bu da oyuna bayağı bir renk de katmıştı. Ama tabii bir süre sonra sıkıyor. Sıkmıyor ama sıkıyor. Fakat Airsoft'ta da bu iyileştirme olayı kesinlikle kullanılmalı ve bence kesinlikle öyle kullanılmalı. Mesela ölen arkadaşınız hareket edemiyordu oyunda. Airsoft'ta da buna benzeyen şeyler ben denemiştim. Gerçekten keyifli oluyor. Hareket edemiyor ve sadece işte onun nerede öldüğünü gösteren bir simge oluyor HUD display'inizde oyunda. Gerçekte de onu mesela arkadaşınız işte bağırtarak falan bir şekilde mesela deneyebilirsiniz bunu. Hani az kişi oynuyorsanız 4'e 4 oynanıyordu çünkü Ghost Recon Wildlands PvP'si. Mesela bir tane şey vardı. Bir yeri, bir tane uydu anteni gibi bir şey var orada. Orayı hackliyorsunuz. Ona hackleyen takım mesela kazanıyordu. O mesela çok mantıklı. İki takım da gidip orayı hacklemeye çalışıyor ve bütün oyunu ortada dönüyor. Ama hani siz mesela dolanıp başka bir yerden gelip işte arkadaşlarınızın arkasından işte karşı takımın arkasından falan dolanıyordunuz. Hani haritalar ona çok iyi izin veriyordu. Mesela bu modları oynanması çok kolay, profesyonelleşmesi çok zor. Oyun biçimleri. Ben mesela hep Assassin oynuyordum. Sonra arkadaşlarımla Doktor oynuyordum. Surgeon diye bir karakter vardı. Assassin'de mesela işte oyuncaklarınız yani silah, oyuncak diyorum ya. Kullandığınız silahları işte susturucu falan takıyordunuz o sessiz hale getiriyordu falan. %20 işte sizin yerinizi biraz daha az belli ediyordu falan. Keşke Airsoft'ta da böyle özellikler olsa ama mekaniklere bakımından ve oyun biçimlere bakımından Airsoft'ta uygulanabilir oyunlar var içinde yani. Oyun biçimleri var. O bir yere hackleme senaryosu, işte bomba imha etme senaryoları mesela iki yere bomba kurma AB. Yani bu senaryolar gerçekten çok mantıklı. Airsoft'ta oynanabilir senaryolar olduğu için benim çok hoşuma gitmişti. Bu da üçüncü favori oyunum. Dördüncü favori oyunum arkadaşlar. Bununla 2019'da falan tanıştım herhalde bu oyunla. 2018'de tabii Covid'den çok önceydi. Şimdi bu oyunun ismi Squad. Squad takım demek. 9 kişiyle oynanıyor. Bir takımda 9 kişi oluyor. Fakat yani daha da şöyle söyleyeyim. Bir squad da 9 kişi oluyor. Ama bütün takımda yani faction'da diyelim 50 kişiye kadar çıkıyor tabii. Server 50 kişiye kadar izin veriyor. Karşı tarafta da 50. 50'ye 50 100 kişi PvP oynuyorsunuz. Çok büyük böyle masif geniş haritalarda ama çok böyle aşırı büyük de değil. Biraz arcade bir oyun, biraz simülatif bir oyun. Simülatif derken mesela HUD display'inizde haritanız yok. Yani normalde oyunlarda böyle hep böyle baktığınız o ekranda bir tane harita olur. Oradan düşmanları falan görürsünüz ya o yok. Ve aynı zamanda düşmanları gördüğünüzde karşı tarafa ya da kendi oyuncularınıza düşman işaretlenmiyor. Sesleri falan kendiniz dinleyerek bulmak zorundasınız. Kendi yönünüzü kendiniz işte arkadaki kompastan buluyorsunuz. Arkadaşlarınıza İşte 230'da düşman var ya da işte kuzeyde düşman var, güneyde düşman var diye bilgi vermek zorunda kalıyorsunuz. Yoksa diğer türlü oyun sarpa sarıyor.
Bu da profesyonelleşmesi çok zor ama oynaması çok basit. Yani 4-5 tane tuşla oynadığınız bir oyun. Bu oyunda benim en çok hoşuma giden şey ve aynı zamanda bu oyunun çok garip bir yönü. Fakat insanlar yani bunu bu şekilde oynamaya alışmışlar ve böyle bir community oluşmuş yani oyunda. Ben de tabii sonradan eklendiğim için fark ediyorum. Project Reality'nin bir geliştirilmiş versiyonu aslında. Squad şu an alfa stage'inde alabilirsiniz. Steam'de 80 lira falan herhalde. Airsoft'çuların kesinlikle oynamasını tavsiye ederim. Hatta Airsoft takımlarının kendisi oturup squad oynasa mesela ya Airsoft'a katkısı olur mu? Ya olabilir. Olabilir. Şu yönden katkısı olur. Hemen söyleyeyim. Bir kere telsiz kullanma biçiminiz tamamen değişebilir. Yer yön verme biçiminiz tamamen değişebilir oyuna göre. Bakın. Mesela ben Squad'da işte yabancı takımlarla da oynadım işte bir 508 diye yani 508'ler diye bir İngiliz ordusuna böyle ya da Amerikan ordusuna sanırım şey almış kopyalamış böyle biraz kopyalamış bir büyük bir klanda oynuyorum. Hani böyle sürekli böyle çok böyle her gün bir sürü insan oynamıyor. Fakat oynadığımız zaman 8-9 kişi bir public game'de yani herhangi birinin katılabileceği bir oyunda oynadığımızda en çok dikkat ettiğimiz şey birbirimize yer yön söylemek oluyor. Ve bunu hakikaten Squad oynarken öğrendim ben. Gerçekten Airsoft oynarken bile bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum. Yani bir düşmanın nereden geldiğini arkadaşlarınıza bildirdiğiniz zaman ve telsizde bunu çok net ve kısa olarak yaptığınız zaman hakikaten oyunun bütün akışı değişiyor. Squad'da da öyle, Airsoft'ta da öyle. Artı şöyle bir şey de var. Mesela Squad oynarken en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi 9 kişinin de mikrofonu ve istiyorsa kulaklığı olmak zorunda. Çünkü oyun tamamen iletişim becerisiyle dönüyor. Yani sesli iletişim becerisiyle dönüyor. Yani çünkü dediğim gibi hani size yardımcı olacak diğer şeyleri oyun almış. Bu mesela biraz oyunu hem daha az rekabetçi yapıyor hem aslında rekabetçi yapmadığı için de ilginç bir yere sokuyor sizi. Yani nasıl diyeyim size ya? Gerçekten becerikli olmanızı istiyormuş gibi davranıyor. Ama öyle bir şey de mümkün değil. Yani sonuçta işte bu FPS de meselesi aynı zamanda. Yani ekran kartın ne kadar iyiyse işte CPU'nun, işlemcinin ne kadar iyiyse sen mesela diğer oyuncuyu ondan daha rahat görürsün. Fakat mesela benim gibi düşünen bir airsoftçu ya da işte ne bileyim bir video tasarımcısı veya bir oyun tasarımcısı hani bir oyun kurmak isteyen biri Squad'dan ciddi manada çok acayip hem estetik olan hem teknik şeyleri alabilir. Çünkü oyun dediğim gibi sadece iletişim üzerine dönen bir oyun. Yani başka hiçbir şeyin bir anlamı yok oyunda. Tank sürüyorsunuz, top tüfek kullanıyorsunuz, işte mortar kullanıyorsunuz, işte havan topu falan, işte squad lider onları size kuracağınız yerleri böyle işaretliyor, gidiyorsunuz onu asker olarak kuruyorsunuz falan. Helikopter kullanan bir takım oluyor, sizi işte bir yerden bir yere bırakıyor. Yani yardımlaşma üzerine de işte mesela medikseniz yani iyileştirici, doktorsanız sadece birilerini iyileştirerek oyunda işte skorunuz artıyor falan. Ama tabii kill yani öldürdüğünüz adam, öldüğünüz şeyler falan da onlar da hanenize yazılıyor da oyunun en sonunda çıkıyor. Ve hani oyunda sizi böyle bir rütbelendirme bir şey sistemi yok yani sadece oynadığınız saatle Steam'de oynadığınız saatte hani "Aa, bu adam iyi bayağı oynamış" denebilir ama ya 1000 saat oynayıp yani 4-5 kill'den fazla alamayan oyuncular da oldu. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani çok böyle şey oynamıyorum. Hakikaten atmosferi için oynuyorum. Ama yine de bayağı bir şey öğretti bana yani Squad. Hem de Airsoft'la böyle bağdaştırabileceğiniz oyunlardan bir tanesi Squad. Kesinlikle oynayın. Oynamadıysanız bence oynayın. Beşinci ve son. Arkadaşlar 5. oyunla da ben yine Covid döneminde karşılaştım. Daha önce çok o indirip yani satın aldığım bir oyundu. İndirip sildim, indirip sildim. Single player'i 5 paraya etmez. Grafikleri mükemmel değil ama yeterli. Yani oyun bakımından baktığınızda teknik olarak hani böyle sizi estetik olarak çok böyle "Oo, çok güzelmiş, mükemmelmiş" falan dedirecek bir oyun değil ama Arma 3. Arkadaşlar Arma 3'ün Antistasi diye bir modu var. Bu yani bir 5-6 arkadaşınızla kesinlikle oynayın. Tek takım olarak oynayabiliyorsunuz.
10, 15, 20 kişi istediğiniz kadar takımda şey oluyor. Arkadaşınız olabiliyor. Bir tane moderatörünüz olması lazım aynı zamanda server sahibi. AI'ya karşı oynuyorsunuz ama AI'yı istediğiniz gibi zorlaştırıp kolaylaştırabiliyorsunuz. Ve size şöyle söyleyeyim, Airsoft'ta yaşadığım birçok deneyimin daha da fazlasını yaşatıyor. Böyle gerçek askermiş gibi hissetmiyorsunuz. Daha simülatif bir oyun, Squad'a kıyasla. Arma ile Squad'ı çok kıyaslayanlar var. İşte hiç alakası yok demeyeceğim ama Squad dediğim gibi biraz da arcade kalıyor. Arma'da çok fazla tuş var öğrenmeniz gereken işte. Mesela böyle modlar yükleniyor armaya. Armada mesela işte bir panel açılıyor. Arkadaşınızın işte bacağı yaralıysa sadece bacağını önce işte bir cırt cırtla böyle şey yapıyorsunuz. Ona şey diyorlar. Neydi ya? Trunk mıydı? Allah, turnike yapıyorsunuz. Ondan sonra onun kanaması işte duruyor. Sonra işte sarıyorsunuz falan. İşte kan çok kan kaybettiyse kan veriyorsunuz falan böyle iyileştirme hani doktor oluyorsunuz bayağı sanki yani oynarken. İşte uçak kullanan arkadaşınız oluyor. Telsizler var. Telsizleri işte yine bir mod paketi var. TeamSpeak'le beraber çalışan bir plugin'i var. O TeamSpeak işte uzaklaşınca uzakta, yakınca yakında falan böyle ses de aynı zamanda yani lokal sesi de böyle üç boyutlu ayarlayabiliyor. Bu Squad'da da var ama oyunun içinde hazır. Hani onun dışında tabii armada işte tank, uçak, helikopter her bir şeyi kullanabiliyorsunuz. Kullanmayı öğreniyorsunuz. Yine hani oyunun ana mekaniklerini, ana tuşlarını öğrenmek kolay. Profesyonelleşmesi gene biraz zaman alıyor. Bir sürü ekipman var. O ekipmanları işte bir kutudan böyle gidip seçiyorsunuz. Arsenal diye bir şey yaratıyor böyle şey. Ana kurucu, ilk oyunu kuran. Antistazi'den bahsediyorum bu arada. Her modu böyle mi bilmiyorum. Başka modlarını oynayanlar da var. Antistazi modunda şey de var. Böyle bir orada işte AI vurdukça ya da belli bir yerler alıyorsunuz. Böyle bir territory capture durumu var, tamam mı? Böyle büyük bir haritada oynuyorsunuz. Bir Yunan adası gibi bir yer böyle. Adanın adı zaten Antistazi sanırım. Tam şu an hatırlayamayacağım. Ondan sonra orada işte onları capture ettikçe, düşmanlar öldürdükçe, işte onların tanklarını, tüfeklerini, arabalarını işte böyle capture ettikçe falan getirip kendi garajınıza koydukça böyle puanlar kazanıyorsunuz. O puanlar da işte sizi önce işte private'la başlatıyor er olarak, sonra corporal oluyorsunuz, sonra falan işte sergeant oluyorsunuz falan filan, öyle yükseliyor gidiyor. Hani orada ufak bir leveling sistemi var ama Arma'nın kendisinde hani diğer modlarında var mı böyle bir rekabet durumu? Yani bir level, bir title olayı var mı bilmiyorum. Fakat yani bir Airsoft'un oynaması gereken 5. oyundan bir tanesi bence Arma. Ve hani benim hayatım boyunca oynayıp gerçekten hani sürekli olarak da böyle arada dönüp oynadığım oyunlar da bunlar. SWAT birincisi. Company of Heroes 1 ve 2 hiç fark etmez. Expansion packleri, mod packleri. Wildlands, Ghost Recon. Yani Rainbow Six'in birçok oyununu oynadım bu arada arkadaşlar. Hani ben 33 yaşındayım. İlk çıkan Rainbow Six'i de oynama yani birebir hani canlı olarak yalan. Yani ilk çıktığında da ben Rainbow Six oynamıştım ve nasıl geliştiğini gördüğümde yani hani cidden çok etkileniyorum ya. Hani çok çok güzel bir nasıl diyeyim seri. Yani Rainbow Six'in her oyunu oynanabilir ama Wildlands gerçekten beni çok etkilemişti. Belki Airsoft'ta beraber hani hem oynarken hem Wildlands'te tanıştığım için olabilir. Orada karakterinizi böyle kendi Airsoft ekipmanlarınıza yakın ekipmanlarla böyle modüle edebiliyordunuz, customize edebiliyordunuz. O da çok hoşuma gitmişti bak Wildlands'e. Belki ondan da etkilenmiş olabilirim. Her neyse. Ghost Recon, Wildlands, Squad. Geçen sene tanıştım. Geçen senenin yazında sanırım. Harika bir oyun. Ve Arma. Ne zamandır yükleyip sildiğim bir oyundu. Çok önceden Operation Flashpoint diye bir oyun vardı Bohemian Studios'un. Zaten onun devamı. Yani onu yapan ekip. Yani Operation Flashpoint'i oynayıp da zaten etkilenirseniz Arma'yı indirip tabii o zaman bir single player oynamıştık yani. Bu Operation Flashpoint dediğim oyun da 2001 mi 2002 mi ne, çok eski. Çok eski yani böyle neydi ya bilmem ne Crisis gibi bir şeydi böyle şu anda tam hatırlayamıyorum böyle Red Crisis mi böyle Ruslara karşı falan savaşıyordu Amerikan askerleri. Grafikleri falan şu an görseniz berbat. Eğer Airsoft'u seviyorsanız, Airsoft'la alakalı mesela bazı şeyleri böyle bağdaştırmak istiyorsanız, hani oyun hangi oyunlardan neler alabilirim diyorsanız, bunlar oynamanız ve denemeniz gereken 5 oyun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.
Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın.